Mutlu günler sevgili izleyiciler. Kadının gündemine hoş geldiniz. Her gün olduğu gibi yine dop dolu bir programımız var. Dilerseniz önce bir bakalım bugün hangi konuları işleyeceğiz. Sevgili izleyiciler, az sonramızda da gördüğünüz ortak velayet çözümü yoksa yeni gerginliklerin kaynağı mı? Arabuluculuğu konuşacağız. Tabii ki nafakadan da bahsedeceğiz. 6.284 olmazsa olmazımız, mutlaka ona da değineceğiz. Kimlerle konuşacağız? Yine çok kıymetli iki konuğum var. Avukat Cengiz Hortoğlu, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ve Tuğba Torun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, tüm bunları konuşacağız ama ben öncelikle başka bir şey söylemek istiyorum size. Yaşar Alptekin, oyuncu ve manken, geçtiğimiz günlerde kadınlarla ilgili bir iki cümle kurdu. Gerçekten sosyal medyada falan da böyle oldukça fazla tepki aldı. İzleyicilerimize de hatırlatalım ne söylediğini. Sokakta sigara içen kadın ucuzdur dedi. Sigara ve ucuzluğu kadınla bağdaştırdı. Ondan önce de Mehmet Akif Alakurt diye bir oyuncu vardı yine. Bir sürü dizilerde falan oynamış bir oyuncu. Bu aralar herhalde ortalarda yok. O yüzden o da böyle anlamsız cümleler kuruyor. O da Türk kadını nedir diye kadını tarif etmiş. Türk kadını tarif etmiş ama o da hiç hoş olmayan şeyler söylemişti. Ne oluyor bu erkeklere? Tuğba Hanım, sizinle başlayalım isterseniz. Bunu sorarsanız valla ben çok kötü şeyler söyleyebilirim ama çünkü verilen beyana bakar mısınız? Sigara içen kadın ucuzdur. Yani mal muamelesi yapılıyor kadına burada. Yani ucuzdur, pahalıdır falandır filandır. Show TV'deydi galiba. Ben hatırlamıyorum televizyonun açıkçası. Bir spiker arkadaşımız da güzel bir cevap verdi ona binaen aslında. Yani hakikaten tam öyle bir cevabı hak ediyordu. Hani izleyenler belki araştırırlar seni. Ben burada söylemek de çok istemiyorum ama kadını artık sınıflandırmak. Şöyle yaparsa böyledir. Şöyle yaparsa böyle hanım hanımcık olmalıdır. İşte zarif olun, narin olmalıdır. Kadın şöyle, kadınları tarif edip sınıflandırmak, kadının ne olması gerektiğinin bir erkek tarafından dikte edilmesi. Biz bunlardan sıkılalı çok oldu. Yani bu çok eski dönemlerde, o ataerkilliğin daha da baskın olduğu belki dönemlerde sıkça söylenen belki şeylerdi ama artık biz modernleşiyoruz. Hani gittikçe medenileşmemiz gerekiyor. Kanunlarımız bile değişti. İşte artık bizim de onlara göre, onun ötesinde kanunları değiştirecek zihniyette hareket etmemiz gerekiyor. Yani Yaşar Alptekin'in kendisini zaten eleştirecek olursak açıkçası ne yaptığı belli olmayan bir arkadaşımız kendisi. Hani ne düşündüğü belli değil. Bir bakıyoruz, bambaşka bir tarzda bir bakıyoruz. Tam zıttı bir tarzda. Yani zaten kendisine de hani sözü söyleyene bir bak da, demişim Mevlana. Baktığımızda da çok güvenilir değil. Ben öyle bulmuyorum. Fakat söylediği söz de kendinden kötü. O yüzden açıkçası çok kınıyorum ve derhal özür dilerim. Sonradan böyle bir herhalde öyle demek istemedim falan demiş ama bakın, kitlelere hitap eden insanlar, bunu sürekli söylüyoruz. Kitlelere hitap eden kişilerin ağızlarından çıkan her kelime çok önemli. Ve yanlış bir şey söylediklerinde çok ciddi bir sirayet alanı var. Çok doğru. Biz o yüzden suç duyurularında sıkça bulunuyoruz böyle şeyler söyleyen kişiler hakkında. Fakat artık ona bulun, buna bulun o kadar arşı aştı ki biz suç duyurusunda bulunmaktan iş güç yapamaz hale geldik. Ve bunlar yayılıyor. Ama şunu da söyleyeyim. Bana sorarsanız bu şey değil. Hani bir anlık hadsizlik ya da pot kırma falan değil. Bu bilinçli de yapılmış bir şey olduğunu fikri düşünüyorum. Fikri neyse zikri de odur durumu açıkçası galiba. Açıkçası bu cümle özellikle kurulmuş bir cümle oldu. Bir, gündeme gelmek isteyebilir. İki, bazı kişilere artık siz düşünün yaranmak istiyor olabilir. Yani sert konuşacağım. Parası bitenin bu şekilde çirkin söylemlerle gündeme gelmesi hiç doğru değil.
Ondan sonra öyle değilse bile ben sert konuşuyorum çünkü gerçekten bunlar çok eski numaralar. Yani artık bu derece kadını ezerek gündeme gelmek moda olmaktan da çıktı. Bence kendinden eksilten bir tavırdır. O yüzden eğer başkalarına da böyle bir yaranmak, yanaşmak gibi bir... Çünkü son dönemlerde bunu çok yapıyorlar. Hı hı. Açıkçası Leyla Alaton'un tutup işte Cumhurbaşkanı Erdoğan'a feminist demesi de bunlardan biridir. Kadını kullanmayın artık diyorum ben buradan. Yani kadınları kullanmayın hani bazı menfaatleri elde etmek için. O yüzden Yaşar Alptekin'e de buradan hani tekrar özür dilemesi gerektiğini belirtmiş olalım. Bir daha da yani bu örnek yani şey olsun, ibret olsun. Bakın işte kötü oluyor yani. Hani kötü şekilde gündeme gelmektense hiç gelmeyin daha iyi diye düşünüyorum ben. Evet, belki tabii reklamın iyisi kötüsü olmaz diye düşünülüyor da olabilir. Evet, evet. Tabii Cengiz Bey ben asıl konumuza geçmeden önce size de sormak istiyorum. Siz nasıl değerlendirirsiniz bir erkek olarak bu açıklamaları? Böyle bir somut bir olay üzerinden değil de makro bakmanın daha doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu bir sonuç. Bakış açısı. Önce bir bakış açısını ve zihniyetin değişmesi gerektiğini inanıyorum. Ben neredeyse meslek hayatımın çok önemli bölümünü kadın erkek eşitliğiyle mücadeleyle geçirdim. Kitapları yazdım, bu konuda çalışmalar yaptım, konferanslar verdim. Benim gördüğüm şey şu oldu. Şimdi kadına biçilen bir rol var bizim sistemlerde. Yani kadın işte mutfakta olacak, eşine hizmet edecek, kadın sokağa çıkmayacak, kadın işte şunu yapmayacak gibi bir rol belirleniyor. Erkek için pek bir rol yok. Erkek için daha özgürce her şeyi yapabilen bir rol belirleniyor. Şimdi bunun için savaş vermek lazım. Yani bir bakın ben taciz tecavüz davranan çok mağdur insanı savundum. Böyle bir şansım oldu onları savunma imkanı ve bundan dolayı da mutluluk duyuyorum. En tatmin edici şeylerden bir tanesiydi bu. Mağdur olan insanın yanında yer almak. Dolayısıyla bir sosyolojik anlamda da çok iyi bir değerlendirme imkanı buluyorsunuz. Şimdi bakın istisnasız taciz veya tecavüz gören insanların ailelerini, önemli bir bölümün aileleri hep nerediler biliyor musun başlangıçta? Neden oradan geçtin? Neden bu elbiseyi giydin? Neden şöyle davrandın? Ya kardeşim, tecavüzcünün, tacizcinin hiç mi suçu yok ya? Sen devamlı kendi evladını, yani bunu söyleyen anne, üstelik de kadın yani. Kardeş, ne aileden birisi. Şimdi bu bir, şimdi yanlışlar devam ede ede doğruymuş gibi algılanır. Eğer çoğunluk tarafından bir yanlış, eğer diyelim kendisi mesela şimdi birisi dese ki, bir hanımefendi arasa bizi, gece ben bir de işte şurada gezdim dese, bir dakika ya niye gittin oraya diyebiliriz yani. Çünkü bu bir refleks haline dönüşüyor. Zaman içerisinde yapılan yanlışlıklar devam ede de, yıllardır bu 50 yıl, 100 yıl devam ede de artık bir şeye dönüşüyor. Doğruyla yanlışı ayırt edememe gibi duruma düşüyoruz. Şimdi yani o yüzden ben bunun açıkçası, bunun halen daha belki de yıllarca mücadele verilmesi gerektiğini inanıyorum. Bir defa toplumunun yarısı mutsuz olan bir ülkede diğer yarısı mutlu olamaz. Peki kadının mutluluğu nereden geçer? Kadının mutluluğu erkeğin bakış açısı ve kadının bakış açısı değişmesinden geçer. Bunu özellikle söylüyorum. Çünkü sadece erkeğin bakış açısının değişmesi hiçbir şey ifade etmez. Kadın da kendini eşit görecek. Yani, evet. Yani telefonla televizyona bağlanıp ben eşimin pantolonunu ütü yapıyordum, yaktım. O yüzden dayağı işte bana tokat atmakta haklıydı demeyecek yani. Ben asla bana bir fiske dahi vuramazsın. Sen hangi haklara sahipsin? Ben o haklara sahibim diyecek. Yani dolayısıyla burada bu sorunun çözmenin yolu tekil olaylarla değil, daha çok da bunun işte bu sizin yaptığınız mesela şu bence Women TV'nin çok ciddi bir ben bu dönemde en önemli şeylerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Çünkü direkt siz kadının haklarını burada anlatıyorsunuz. Hem de karşıt görüşlere de izin vererek anlatıyorsunuz. Bence bu tip şeylerin çoğalmasının, panellerin hepimize, işte Tuğba Hanım'ın, bizlerin, baroların, sizlerin yani el ele bunu değişti. Bu zihniyet değişmeden Ebru Hanım hiçbir şey değişmez. Doğru. Bakın bir sorunu çözemezsiniz. Sorunun içinde karar çözemezsiniz. Sorunu eleştirerek çözemezsiniz. Sorunu yaratan nedeni kaldırmak zorundasınız. Bunun da yolu şu. Yani bir iki birey var. Bir kadın bir erkek. Kadın erkeği, erkek kadını kendisiyle eşit görecek. Tek taraflı değişim de olmaz. Mesela diyelim ki kadınlar yürüyüş yapıyor. İşte bir haksızlığa uğradıklarında. Neden kadınlar sadece yürüyüş yapıyor ki? Ben de o yürüyüşe katılmak isterim. Yani bu mesele kadın erkek meselesi değil. Ebru Hanım, bu mesele bu toplumun her bireyini ilgilendiren mesele. Ben bir insan olarak
ben bir eş olarak, ben bir baba olarak, ben kadının ikinci sınıf görüldüğü bir ülkede yaşamak istemiyorum. Kadın da benim kadar eşit olmalı, benim kadar haklarına, eşit haklara sahip olmalı. Yani biz eşitlik deyince fiziksel eşitlik anlayanlar var halen daha. Yani erkek kas gücüyle kadından daha güçlü olabilir, bu tartışmasız. Ama bu, ya kardeşim, biz burada demek istediğimiz yasal haklar, biz demek istediğimiz anayasa önünde eşitlik. Bizim demek fırsat istediğimiz eşitliği. Sözleşme, fırsat eşitliği. Sosyal hayatta eşitlik. Yani sosyal hayatta eşitlik. Bugün seçimlere bakıyorsun mesela, kadın aday kaç tane? Bütün bunların tartışılması, sorgulanması gerekiyor. Kadınların da kendi davalarına sahip çıkarken erkekleri suçlayarak değil, bu sorunun sanki erkeklerden kaynaklanıyormuş gibi görmelerinde de büyük bir hata var. Yani bu sorun toplumsal bir sorundur. Bu sorun yıllarca devam eden yanlışlıkların üstte konula bir buzdağına dönmüş bir sorundur. Bu sorunu çözmenin yolu kadın erkek el ele verildiği zaman başarılır diye düşünüyorum ben. Yani tek başına kadınların sorunu değil. Yani sanki tek başına kadınlar bu konuda mücadele etmeli. Efendim siz karışmayın bu işe. Bir tırnak içinde böyle bir tavır var. Hayır kardeşim, bu sorun benim de sorunum. Benim de kızım var. Aslında yani, evet. Çok güzel bir noktaya değindi. Üstad, orada şey var. Erkeklik çalışmaları diye bir akademik alan var. Geç belki bir iki cümleyle bahsetmiştim. Orada diyor ki erkeklik çalışmaları şunu söylüyor. Bu sorun diyor sadece kadınların sorunu değil, bizim de sorunumuzdur. Hegemonik erkeklik kavramı, yani baskıcı işte o. Hı-hı. Hani ataerkil diyoruz ya, erkeklik kavramını biz de diyor kabul etmiyoruz. Ben diyor erkeğim ama tarif ettiğiniz gibi bir erkek değilim. Ben eşitlikçi, kadınların da haklarını savunan, yani her türlü kanun önünde, dışarıda, evde, her yerde kadınlarla eşit olmayı tercih eden bir erkeğim diyerek çalışmalar yapıyorlar. Kendilerine de profeminist diyorlar. Profeminist olarak tabir ediliyor bu düşüncedeki erkek arkadaşlar. Şimdi baktığınızda Yaşar Aptekin nedir sakıncası? Onu hemen yani söylemeyi unuttum bir cümleyle. Bu tarz cümleler kurmak, işte kadın, sigara içen kadın ucuzdur. Neye yol açıyor bu? Sigara içen kadına her türlü belki suçu işlemenin mübah olduğunu, yani suçu meşrulaştırdığını önünü açıyor. Suçu meşrulaştırıyor. Dolayısıyla bu her ne kadar Yaşar Aptekin kendisi bize güven vermeyen bir profil çizse de yine de söylediği sözler önemlidir. Çünkü birilerine ulaşıyor, o kitleye ulaşıyor. O sebeple o cümlelerin nereye vardığını iyi bilmek lazım. Bir de son dönemde gerçekten kadın hakkı mücadelesinin bu derece etkin olması, yükselmesi ve görünür olmasıyla bu tarz cümlelerle gündeme gelme çabası ucuz olan kadınlar değil. Bence kendisinin yaptığı harekettir. Bunu da buradan söylemiş olayım. Sadece bu konuda konuyu kapatmadan bir tek cümle söylemek istiyorum. Şimdi işte biz süresiz nafakayı, şunları bunları tartışıyoruz. Bunların hepsi aslında bu sorunun tamamı bir bütün. Eğer kadın ayakları üzerine durmayı biz teşvik edersek, kadın ekonomik bağımsızlığını kazanırsa bütün bu sorunlar kendiliğinden birer birer aşılmış olacak. Kesinlikle. Çünkü biz 88 yılında çıkmış bu yasa. Halen daha 31 yıldan bu yana biz kadın ayakları üzerine duran bir şekilde ekonomik bağımsızlığına kavuşturamadıysak, toplum olarak her bireyin burada sorumluluğu var. Benim bir arkadaşım şunu söyledi. Evde her türlü kararı ben veriyorum. Karar yorgun oldum dedi erkek arkadaş. Karar yorgun oldum dedi. Şimdi isterdim ki dedi, eşim de benim de. Ben eşime bir şey söylüyorum, o diyor ki sen bilirsin diyor. O çıkıyor işin içinden, sıyrılıyor dedi. Oysa ben istiyorum ki çocukların okuluyla ilgili maddi durumla her şeyi birlikte karar verelim. Ama kadınların da duygusal yükümlülüğü var. Kestim, pardon üstad. Ben hatta bununla ilgili bir yazı yazdım. Kadınların zihin yorgunluğu diye. Evet, orada da doğru. Şu var mesela, kadınlar açısından da şu. Evde sürekli hani elini mi yıkıyor? Aa bir saniye, çamaşır atayım. Ondan sonra aa sabun bitmiş. Banyoya mı girdi? Hemen şampuan da bitmiş. Onu koyayım. Yani şey örneği vardır ya, erkek uyumak ister, çat kumandanın off düğmesine basar, uyur ama kadın ben yatıyorum der fakat aradan bir saat geçer çünkü hani yatana kadar 50 tane işle uğraşır gibi, böyle bir zihinsel. Aynı şekilde yani kadının da böyle bir zihinsel yorgunluğu ortaya çıkıyor. En eşitlikçi evlerde bile bunu görürsünüz. Yani ne kadar işte sevgiliniz ya da eşiniz eşitlikçi, özgürlükçü ise de hep kadın bu evdeki ufak tefek detayları düşünendir genel kendimden olarak. Kendimden biliyorum, kesinlikle evet. Öyle.
Ama yani yalnızca bu biraz da biyolojik bir şey. Onu söyleyeyim size. Yani kadın tabii yani şimdi şunu yani bu şimdi bu konuya girerse gidecek ama ama şöyle kadının ayrıntıyla ama daha ama kadının da o anlamda da fikir beyan etmesi gerekmiyor mu yani? Hani çocuğun okuluydu, bilmem neydi falan hani orada da şimdi kadın doğal olarak ayrıntıya detayla çok da uğraşır. O da bence olumlu bir şeydir. Yani kadının detayla uğraşması. Çünkü erkek daha sonuç odaklı, kadın daha ayrıntıcıdır. Yani erkek çok daha detaylı uğraşmaz. O yüzden bu söylediklerinize aynen katılıyorum. Çünkü diyelim ki ben bir pantolonun ya da bir ceketin orada durması beni hiç rahatsız etmez. Evet, ama eşimi çok rahatsız eder. Ediyorum. Yani bunu iki tarafta birbirine bu yanı ben zaten boşanmaların temel nedenlerinden bir tanesi bu. Kadının erkeğin de kadının biyolojik yapısını yeterince tanımıyor olması. Doğru. İkisini de şöyle düşünmesi. O da benim gibi düşünüyordur diye bakması. Öyle değil. İki farklı insandan bahsediyoruz. İkisinin biyolojik yapısı, doğal yapısı, beyin yapısı tamamen farklı. Tuba her şeye muhalefet, ben yine biz bunu özcü tavır diyoruz. Yani biyolojiden kaynaklanan farklılıklar. Kısmen tabii ki de biyolojiden kaynaklanan işte o anaçlık vesaire, onları ayrı tutalım. Ama şimdi tutup yani zaten kadınlar buna dikkat eder, erkekler de etmezse indirgersek bunu, erkekler hiçbir zaman o pantolonu yerinden kaldırır. Hayır, etmelidir. Etmemelidir. Şey yani şunu demeye çalışıyorum. İki tarafta birbirinin bu yanını bilirse, yani ben mesela bilirsem eşimin ayrıntının... Yani tam tersi de olabilir mi? Hani kadın eteğini koyuyordur da kadın onu topluyor olabilir mi? Ha, erkek mi topluyordur? Ha, yani hani var mıdır öyle örnekler? Çok fazla örnek görmedim ama. Evet, şimdi şunu. Ama bunu bilirse işte bu ya benim için, eşim için bu dağınıklık çok önemli. Aslında benim için önemli değil ama ben bunu eşimin hatırı için yapayım diye düşünürse kadın da erkek için ya onun için çok bu detay önemli değil. Hani ben kaldırsam bunu ne olur diye bakarsa yani kadın ve erkeğin birbirini biyolojik anlamda yani bakın ben şunu öneriyorum bizi sevgili izleyicilerimize. Lütfen bu konularda girin, araştırın, bakın arama sitelerinde orada kadının biyolojik yapısı, erkeğin biyolojik yapısı, bakış açısı bütün bunları bilirseniz yaşam daha kolaylaşır, uzlaşma kolaylaşır. Şimdi yani mesela bir arkadaşım dedi ki bana mesela erkek konuşuyoruz. Ya dedi, benim için dedi mesela maydanoz dedi. Çiçekten dedi daha dedi anlamlıdır. Çünkü maydanozu salataya doğrarım dedi yani. Ama dedi, eşin için öyle değil. Eşin için çiçek de önemli. Yani burada bunu niye söylüyorum? Maydanozu. Şimdi yani bir empati yapmak. Bakın M.Ö. 6. yüzyılda itibari Hindistan'da 6. his olarak karşı tarafa anlayış getirilmiş. Anlayış. Karşıdaki insanı anlamak. Evet. Farkındalık bilmek, öz farkındalık anlamaktır. Bilirsiniz ama boş ver ya dersiniz. Bilmek ve anlamak, yani eşi için bir çiçeğin ne anlama geldiğini, ya senin için maydanoz daha kıymetli olabilir, o zaman sana eşin maydanoz getirsin, sen ona çiçek getir. Evet. Yani şimdi feminizmin tarihine baktığımızda bu iş bölümü diye, ya bu tarım devriminden hemen sonra işte bu iş bölümü falan durumları ortaya çıkıyor. Ve kadın mülkiyet kavramının ortaya çıkmasıyla birlikte aslında kadınlar, daha nasıl diyeyim işte bu ev işlerini yapan, çok kabaca bahsediyorum, insanlar oluyorlar. O şekilde işler yükleniyor kadınlara. Bana sorarsanız işte o yüzden bu biyolojik değil, bu yıllardır süre gelen bir kadına yüklenen görevlerin sonucudur bu işte. Hani pantolonu görme meselesi. Aslında belki de tam tersi de olurdu eğer o iş bölümleri zamanında erkeğe yüklenseydi gibi. Çok derin tarihi meseleler. 50 bin yıl önce falan yani. Ya bence bu işte evet alışkanlıklar neticesinde geldiğimiz noktadır. Biyolojik değildir o yüzden. Ama bunu ben şunu söyleyeyim. Bu evet. Aslında ayrıca şunu söyleyeyim size. Yani bu kadın için artı bir şey. Ya ben mesela bir arkadaşımla bir roman çalışması yaptık. Mesela ben diyelim ki hani betimleme konusunda çok iyi değilim. Onunla bizim yaptığımız roman en çok satan romanlarımızdan bir tanesi oldu. Neden? Çünkü o betimlemeyi kadın benden çok daha iyi yapıyor. Ben hemen sonuca yani ben hikaye kısmını iyi yazıyorum. Yani şu oldu, şu oldu, şu oldu, şu oldu. Ama orada işte perdenin kırışık durması, orada işte kadın ve erkeğin üzerinde ne elbise olması, elbisenin rengi, detaylar. O romanın en güzel renklerinden bir tanesi oldu. Yani bunun aslında bence bunun bir eksiklik değil. Yani bunun bir çok büyük bir zenginlik olduğunu düşünüyorum. Farklı olmak. Farklı olmanın güzelliği bu. Yani zaten kadın erkek gibi, erkek de kadın gibi olursa oradan ortaya bir şey çıkmaz. Yani bakın diyalektik diye bir şey var. Zıtların birliği. Yani biz zıt olduğumuz, yani biz daha doğrusu bizde olmayan şeyi olduğu için bir kadın veya erkek birbirini sever. Yani
diyelim ki çok bakıyorsunuz çok yumuşak başlı bir erkek biraz daha işte dobra bir kadınla evleniyor ve birlikte oluyor. Yani bunlar aslında birbirini tamamlayan, yani bunlar hep şunu diyorum ben birbirine benzetmeye çalışanlara. İşte ya eşim benim gibi davranmıyor. Diyorum ki senden iki tane aynı evde olsa ne yaparsın diyorum. Çıldırırım diyor. O zaman bunu isteme. Çünkü bazen kadın ve erkek birbirine öyle birbirine benzetiyorlar ki. Ayırt edemiyorsunuz. Yapı, karakter, her şeyi aynı şeyi düşünüyor. O zaman da renkler bitiyor. Aynen. Ama işte anlattığınız her şey dönüyor, dolaşıyor. Kadının aslında neden yorgun olduğu da ortaya çıkıyor değil mi? Bütün detaylarla biz uğraşmak zorundayız. Kusura bakmayın böyle beni... Rica ederim. Gidiyoruz da. Peki... Açarken ortak velayet dedik. Biraz da ondan bahsedelim. Gerçi araya gideceğiz ama böyle boşanma halinde ortak velayet düzenlemesi gerçekten fayda mı getiriyor, zarar mı getiriyor? Nedir? Tuğba Hanım sizinle başlayalım. Ortak velayet biraz uygulamada zor, pratikte zor bir kavram. Şimdi ortak velayet ne demek? Anne ile babanın boşandıktan sonra çocukla ilgili her türlü işlemi birlikte karar vermeleri ve birlikte yapmaları anlamına geliyor. Şimdi burada çocuğun geleceğini belirleyen durumlarda örneğin işte okula mı yazdırılacak? Hani aynı müvafakatle işte hem annenin hem babanın onay vermesi ve o şekilde yapması. Bunun gibi her işlemi birlikte yapmalarının hem artısı hem eksisi var. Artısı evet her ikisi de haberdar oluyor ve her ikisi de çocuklarının geleceğiyle ilgili işlemlerde tasarrufa sahip oluyorlar. Ama eksisi de şu aslında boşanma ve hani birbirlerinin hayatlarından çıkma kararı almış iki insanın her fırsatta bir araya gelmek durumunda olması ya da irtibata geçmek durumunda zaten yan olması. Yana gelmek istemedikleri evet. için boşanıyorlar. Evet, o yüzden ve anlaşılamayacak noktalar olabilir mesela. Hayır efendim ben o okuldayım, hayır işte falan gibi böyle çok konu her defasında kavgaya dönüşebilecek bir ortam yaratıyor. Ve usulü anlamda da işlerin yürümesi anlamında da örneğin işte bir an evvel bir iş yapılması lazım çocukla ilgili. Fakat baba yurt dışında diyelim ki. Şimdi onun gelmesi, beklenmesi vesaire gibi böyle aciliyetli işlerde ani müdahalelerin de önüne geçen, engelleyen bir durum. O yüzden biraz detaylı düşünmek lazım. Örneğin geçtiğimiz günlerde bir müvekkilim yani ortak velayet olsun diye karar almışlar. Ben de durumu açıkladım. Yani böyle bir durum söz konusu vazgeçtiler. Yani hani aman olmazmış şimdi onunla uğraşamayız deyip vazgeçiverdiler. Yani bunu o yüzden bilerek avukatınıza da detaylı sorarak yol alırsanız daha sağlıklı olur. Yani ortak velayet dediğim gibi hem artısı hem eksileri olan fakat uygulamada açıkçası çok da kullanılmayan bir yöntemdir. Evet. Bilmiyorum üstad ne düşünüyor? Evet. Cengiz Bey'e döneceğim ama kısacık bir araya gitmek zorundayız. Döndüğümüzde sizinle devam edelim.